Evet değerli izleyenler, herkese günaydın. Doktor Geldi'nin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Sizlerle birlikte çıktığımız bu sağlık yolculuğunda başarıya ulaşmak, hayatlarınıza dokunabilmek beni ve ekibimi çok mutlu ediyor. Bugün bir başarı hikayesini daha sizlerle paylaşacağız. Geçtiğimiz günlerde programımıza bir türlü kilo veremediği için başvuran Tuğba ile ilgili muhteşem gelişmeler oldu. Hepsini sizlerle paylaşacağım ve kilo vermeyi kolaylaştıran yeni tüyolarla karşınızda olacağız. Ve ayrıca kilo verme sürecinde birçok sağlık problemi ortaya çıkabiliyor. Bunlardan biri de kadınlarda özellikle polikistik over hastalığı. Bugün hepsini uzman konuklarımla birlikte anlatmaya gayret edeceğiz. Bakalım sizler için neler hazırladık. İzliyoruz, sonrasında karşınızdayız. Birbirinden özel zayıflatan formüller Doktor Geldi'de açıklanıyor. Ezber bozan kilo verme yöntemlerini sakın kaçırmayın. Ekmeksiz doymuyorum diyoruz. Aslında yanlış. Onlar sindiremediği için biz doymuyoruz. Tuğba 21 günde nasıl 8 kilo verdi? Ben bunu 24 Eylül'de almıştım kardeşimin düğününde giymek için. Bana olmamıştı. 21 gün içerisinde şu anda içine girebiliyorum. Protein deposu sürpriz içecekler. Yağ yakan, zayıflatan, lezzetli tarifler. Muz. İçinde ne var merak ediyor musun? Evet. Sayıyoruz. 3, 2, 1. Tararararam. Bu belirtilere dikkat. Kilo verememenizin sebebi polikistik over olabilir. Yüz bölgende kılla ilgili bazı sorunları var. Kilo verince vücuttaki yağlanma azalacak. İstediğiniz kiloya, yani bedeninize uygun sağlıklı kiloya ulaşmak istiyorsanız aslında bu çok da zor bir şey değil. Bugüne kadar yaptığınız hatalardan vazgeçerek bunu yapabilirsiniz. Arkamda yazdığı gibi aslında fabrika ayarlarına, beslenme açısından geri dönmek, bedenimizin olması gerektiği hale, gerçekten yaratılış şekline uygun bir şekilde beslenerek belki başlangıcı sağlayabiliriz. Tabii ki birçok formül üzerinde konuşuyoruz ama fabrika ayarları ve bedenin normalini konuşarak başlamak çok önemli. İşte buradaki denge veya iç dünyamız, iç dengemizi sağlamak da önemli. Stüdyoda konuğum medikal estetik ve fitoterapi uzmanı çok değerli hocam Doktor Fevzi Özgönül bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür, bomba gibiyiz. Evet. Yani sabah sabah çok dinçiz. Şimdi probiyotiklere çok önem veriyorsunuz. Fabrika ayarlarında da aslında biraz probiyotiklerin yeri var. Tabii. Çünkü bozduğumuz dengeyi geri kazanmamız lazım. Neden önemli veya zayıflamak isteyen kişilerde neden bu işlerin önemi var? En önemlisi, hani hep biz diyoruz ya, ikinci beyin diyoruz. Aslında bağırsak florası herkeste parmak izi gibidir. Herkesin farklı bir bağırsak florası var. Çünkü hepimiz farklı besinler yiyoruz. Mesela şurada gördünüz, bir sürü sebzeler var. Bunların bir kısmını seviyoruz. Mesela İzmirliler biz kereviz yemeyiz derler. Halbuki kereviz çok güzel bir yemektir. Yani öyle bir laf var. Kereviz çok değerli bir besin. Özellikle kış aylarında liflidir. Patlıcanı var, kebabı, kabağı var. Kabak artı, da burada. Kışın domates olmaz ama önemli değil. Biberi var, pırasası var, soğanı var. Bunların hepsi çok değerli. Fakat en değerli olan ne biliyor musunuz? Bunları parçalayacak olan bakteriler, yani probiyotik bakteriler. Şimdi gelin isterseniz bu taraftan... Dikkatimi bir şey çekti yalnız. Bu tezgahta sadece sebzelerden bahsediyoruz. Hiç meyvelere dokunmadınız bile. Meyveleri ben pek çok sevmiyorum. Yok. Neden? Bravo. Kilo probleminiz varsa meyvelerden bir müddet uzak durmanız lazım. Çünkü vitamin mineral kaynağı diyorlar ama bu sebzelerin içinde hepsinde vitamin mineral var. Yeter ki biz onları sindirip bu vitamin mineralleri alabilelim. O yüzden ben özellikle kilo problemi yaşayanlara bir müddet fruktoz gibi basit şekerlerden uzak durun diyorum. Bravo. Bir müddet. Onları mutlaka yiyeceğiz ama zaten hiçbir besin bize zarar vermiyor. Zaten bu programda onu anlayacaksınız. Şimdi Tuğba da bize geldiği zaman ben ona dedim ki her şeyi ye ama bir müddet basit şekerlerden uzak dur. Sana bu görevi veriyorum çünkü basit şekerlerin zarar vermediği bir bedene, yani fabrika ayarlarına dönmüş bir bedene sahip olduğun zaman hem tatlı yiyeceksin hem kilo almayacaksın dedim. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Kilo problemi yaşayanlar için bunlar muhteşem. Fakat biz probiyotik diyoruz. Probiyotik deyince hemen aklımıza kefir geliyor, yoğurt geliyor, peynir geliyor. Halbuki tarhanada da var değil mi? Salatada da var, turşuda da var, bozada da var. Salatada nasıl var?
Salata da var. Eğer siz salatayı, çoban salata yapıp da biraz bekletirseniz fermente olur. Düşünsenize üzümü bir de biraz bekletip dediğim mesela akşam yemekte salata yiyeceğim, öğlenin yapıp. Öğlenle yapıp öğlenden sonra bekletin. Hatta zeytinyağlı yemekleri yapıyorsunuz, bir gün sonra daha tatlı olmuyor mu? Muhteşem lezzetli oluyor. E niçin? Çünkü fermente oluyor. Bırakın fermentasyon olsun. Yani içinde bu bakteriler canlansın, yaşasınlar. Bunlar yaşadığı zaman biz yaşamış oluyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Çünkü yediğimiz besinler sindirilmiş oluyor. O bakteriler bağırsak florasında yerleşirse her şey mükemmel olur. Ama tembeller yerleşirse bu sefer tatlı hamuruşu dışında hiçbir şey sindirilmiyor. Çünkü probiyotikler o sebzeleri ve eti sindirebiliyor. Ama siz probiyotikten mahrum kalırsanız o zaman sadece ekmek tatlı hamuruşu istersiniz. Başka hiçbir şey istemezsiniz. Bir dakika, probiyotikten zengin beslenirsek, bağırsak floramızı düzeltirsek biz zaten canımız mı sağlıklı gıdaları isteyecek? Evet, çünkü probiyotik bakteriler normal besinleri sindirir ama bizim tembel bakteriler, orada yerleşmiş olan tembeller sadece ekmek tatlı hamuruşu istiyor. Biz diyoruz ki ekmeksiz doymuyorum diyoruz. Aslında yanlış. Onlar sindiremediği için biz doymuyoruz. Yani yediğimiz yemekler fayda etmiyor. İki tür iştah vardır. Bir tanesi sağlıklı besinleri isteyen iştah. İkincisi yiyip yiyip doymamaktır. Peki, kusura bakmayın, ben de net anlamak istiyorum. İzleyicilerim de net anlamak istiyorlar. Probiyotik aldım, bağırsak sağlığım iyi oldu. Bağırsak sağlığım iyi oldu ne demek? Ne yediysem onu sindirebilecek veya yediğim sağlıklı gıdaları sindirebilecek noktadayım. Sindirmek demek onun vücuda daha iyi emilmesini sağlayacak, o kalorinin tamamını almamı sağlamayacak mı? Evet, şimdi iki tür kalori vardır. Bir tanesi gerçek, reel kalori. Bir tanesi hesaplanan kalori. Mesela diyorsunuz ki, işte diyorsunuz bunun bir avucunda 300 kalori var diyorsunuz. Siz yiyorsunuz, o 300 kalori aldım zannediyorsunuz, doymuyorsunuz. Peki bunun ne anlama geliyor? Demek ki onun içinde 300 kalori var ama eğer siz onu sindirebilirseniz 300 kalori var. Tamam, i̇şte sindirmek tehlikeli değil mi o zaman? Probiyotikler sindirsin. Niye tehlikeli olsun? Bakın hep yanlış burada. Biz diyoruz ki kilo vermek için sindirmesin, yemesin, burayı kapatın. En büyük yanlış. Ben hala görüyorum, bazı uzmanlar diyor ki aldığın enerji harcadığından az olacak diyor. Nasıl olur? Siz kilolu bir insana tadilat yapıp da küçültmek istiyorsanız nasıl az kalori verirsiniz? Yüksek kalori vereceksin ama besleyici değeri yüksek kalori olacak. O zaman küçülecek. Şimdi Tuğba Hanım'da onu deniyoruz. Doyasıya ye diyoruz. Hatta sabah bana dedi ki, hocam dedi, kahvaltı yemesem olur mu? Olur mu dedim. Kahvaltı yiyeceksin dedim. Senin sabah ve öğlen yediğin anca sana yetecek. Senin 1800 kalori ihtiyacın varsa dedim, 2500 alırsan küçülürsün. Bir yaşımıza daha girmedik. Bir yaşımıza daha girmedik. Ben 27 yıldır bunu söylüyorum. Gireceğiz. Tuğba'yı görmek istiyorum. Tuğba şimdi kilo almış gelecek mi acaba bilmiyorum ama şöyle bir izleyelim, Tuğba'yı hatırlayalım, sonrasında buradayız. Tuğba bir türlü kilo veremediği için programımıza başvurdu. Çocuğumun arkadaşlarım ve anneleriyle falan tanışmak istemiyorum. Annen kiloludur ya da şudur diye yüzlerine vurur endişesi. Tekrardan bunun içine girmek istiyorum. Şu anda giremiyor musun buna? Hayır canım, bir bacağım girmiyor. 50 kilo vermeye hedefleyen Tuğba'nın zayıflama serüveni Doktor Geldi de başladı. Merhabalar, ben Doktor Geldi programına katılmıştım. Zayıflamak için başvurdum. Doktor Feyzi Bey'in yanına geldim şimdi. Bakalım nasıl bir serüven yaşayacağız. Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk hocam, iyiyim. Teşekkür ederim. Seni buraya alalım. Teşekkür ederim. Kilo öksürüğe benzer. Nasıl öksürüğü kesmek önemli değil, değil mi? Önce bronşiti tedavi etmemiz lazım. Bunun gibi. Şimdi biz de kilo problemini tedavi edeceğiz. O zaman ne olacak? Kendinden kilo vermeye başlarsın. Evet, o zaman hadi şimdi ölçüme geçelim. Hadi bakalım hocam, kaç kilosun? Oo, 116.900. Üzerine 1,5 kilo daha almışsın. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Ama hiç önemli değil. Önemli olan kaç kilo olduğun değil, nasıl hissettiğindir. Bizim için önemli olan senin tekrar 75'e dönmen. 45 kilolardan falan bahsediyoruz. Tabii bu 45 kiloyu birdenbire vermen mümkün değil. Önemli olan iyi hissederek ve tedavi olarak vermen. İnşallah bu da sizin sayenizde. Bizim tedavi protokolümüzde
3 basamak var. Birinci basamak ustayı uyandıracağız, karboks kontrol. İkinci basamak besleneceksin, beslenme uzmanımız sana anlatacak. Üçüncü basamak da bağırsak florunu güçlendirip sindirmeni sağlayacağız. Yani yemek yemek tamam ama sindirmezsen o yemeklerin hiçbir faydası olmaz. Şimdi gel ilk olarak karboksipunktur tedavisiyle senin ustanı uyandıralım. İki kulaktan beden aklını uyarırken bağ dokusunu uyaracağız. Yani vücudun yeniden yapılanması için bir uyarı. Bu tarafı da uyaralım. Hem sağ hem sol. Böylece sağlıklı bir incelme olacak. Burada vücudun ustasını uyandırıyoruz. Bitti. Evet, hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Günü mutlaka erken başlıyoruz. Burada hedef öncelikle tabii ki de bağırsak florumuzu yeniden toparlamak, eski haline, eski düzenine geri getirmek. Kahvaltımızı güzelce yapıyoruz ve devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Müsaadenizi isteyeyim. 21 günde tam 8 kilo veren Tuğba stüdyomuzda. Evet, Tuğba Şengül stüdyomuzda. Bakalım bu süreçte neler yaşadı, çok merak ediyorum. İlk önce hemen gittik Fevzi Hoca'ya. Evet. Ne yaptık? Nasıl bir program başlattı? Diyor ki daha fazla yemeni söyledim. Hakikaten öyle mi yaptın? Evet, sabahleyin doyuyorum, öğlen de doyuyorum. Akşama doğru hiç acıkmıyorum. Acıktığım sürece de süt, yoğurt veyahut da çay, kahveyle beraber ve bununla beraber verdim de küçüldüm. Hatta şunu demek istiyorum. Bir dakika, dur sürprizleri sonra yasakla. Şimdi tamam. Şunu merak ediyorum. Sabah yedin, evet, öğlen yedin, evet. Öğleden sonra yedin, akşam evet, yedin. Evet. Hocam bu işin sonu yok mu? Sonu şu, zaten vücut bir yerden sonra yememeye başlıyor. Siz niçin önceden kesip de vücudu strese sokuyorsunuz? Vücuda verin, yesin. Nasıl olsa doyacak, doyduğu zaman duracak. Ama o dursun, siz durdurmayın. Daha önce anladığım kadarıyla pek durduramamış yani. Durduramamış çünkü daha önce sindiremiyordu. Şimdi biz ona karboksipunktur yaptık. Bedenini uyardık. Şimdi bizim 3 basamaklı bir tedavimiz var. Ustayı uyandırdık. 2 besledik. Malzeme verdik. 3 sindirttik. Bir probiyotik destek verdik. Artı probiyotikli gıdaları ye dedik. Evet. Doyuncaya kadar yemesi doyuncaya lazım. Doyuncaya kadar yiyorum. Doyuncaya kadar yediği zaman 3. gün artık yememeye başlıyor. Aynen. Çünkü siz doyurdunuz. Yani mesela siz çok yediğiniz zaman birkaç gün sonra daha az yemek istiyorsunuz değil mi? Yani çünkü doydunuz. Tabii. Yani o kadar tıka basa her gün yiyemezsiniz. Allah gözünü doyursun derler hocam. Ama şöyle her gün tıka basa yiyenler sindiremediği için tıka basa yiyorlar. Çünkü yiyor işe yaramıyor. İçeri girmiyor. Siz yediğiniz gıdaların içeri girmedikten sonra hiçbir anlama ifade etmediğini biliyorsunuz değil mi? Bağırsak florasına geçmesi lazım. İşte onu geçirttik. Geçirince vücut doydu. Artık tokluk hissi geliyor en azından şu anda. Ama yediklerinin içerisinde seçiliyordur herhalde. Öyle her şeyi yemiyorsun. Oturup yağlı, sofrasındaki yemekleri ye dedik. Sadece ekmek yeme dedik. Evet. Makarna, pilav yeme dedik. Tatlı yeme. Bir de meyveyi yasakladık çünkü içinde fruktoz var. O zaman basit karbonhidratları basit karbonhidratları kestik. Komplekslerin hepsini verdik. Hatta doymaz diye çerez de verdi. Evet. Fındık, ceviz, badem de yemek zorunda dedim. Çünkü aldığı enerji harcadığından fazla olursa tadilat olacak. Peki başladığımız program ne kadar oldu? 21 gün olmak üzere. 21 gün. Kaç kilo verdik 21 günde? 116-900'de başladı. Bizim için kilo çok önemli değil. Olsun, merak ediyoruz. O diyor ki sabah aç karnına ölçüldüm diyor. 108 çıktım diyor. Ben dedim niye ölçülüyorsun sabah aç karnına? Evet, güzel. Kimi kandırıyorsun? Bir dakika, kimi kandırıyor? Ne gerek var? Hocam nasıl ya? Ben ki tartılacağım zaman çok affedersiniz. Yani sabah erken duşa girerken üstüm bir gram peki, ekstra yük olmadan çıkıyorum. Peki tartıyorum. Kimi kandırıyorsunuz? Tek ayak üstünde durunca daha az çıkarsınız. Yani bakın, kilo vermenin hiçbir önemi yok. Kilo ne dedik? Ağırlık yer çekimi değil mi? O zaman dağın tepesine çıkın, az geldim deyin. Deniz kıyısına inin, daha çok gelirsiniz. Ne gerek var? Hiç tartılmayın. Çünkü tartı iki türlü zarar veriyor. Birincisi, tartılıyorsun. Kilo vermediysen zaten bırakıyorsun. Aman diyorum, bu kadar uğraştım, kilo vermedim diyorsun. İkincisi, tartılıyorsun. Kilo verdiysen sarma yedim akşam, ona rağmen kilo verdim diyorsun. Bozmaya devam ediyorsun. O zaman tartı yok. Tartı diye bir şey olmaması lazım. Evet. Hissedeceksin. Hoca bütün kuralları koydu kenara. Dedi ki ben bu işin kitabını yeniden yazıyorum. Bir dakika ya, çok heyecanlandım. Sürpriz ne?
sürpriz. Ben bunu 24 Eylül'de almıştım kardeşimin düğününde giymek için ama maalesef bana olmamıştı. Ama şu anda 21 gün içerisinde şu anda içine girebiliyorum ve rahatlıkça. Ya, hiç mi girememedin? Hayır, giremedim. Ben bunu giremediğin dağılıyorum. Kıyafeti niye alıyorsun? Alıyorum. Yani girebilirim düşüncesiyle almıştım ama. Önceden motivasyon, tamam, ondan sonra programa başlıyoruz zaten. Birkaç gün aç kalırsam girebilirim diye düşünüyordu. Aynen, şu anda yani pantolon da sıkıntı. Kimseyi kandırmayalım. Biz Tuğba'da 50 kilo hedefliyoruz. Kaç? 50 kilo. Başkası olamaz. Olmaz hocam. İdeale dönmesi lazım. İmkanı var mı gerçekten? Niye imkanı olmasın? 167 kilo bir hastam vardı. Şu anda 87 kilo. 80 kilo verdi. Neden olmasın? Ya ben gerçekten yeni yeni şeyler öğreniyorum. Şimdi burada bir listem var. Diyorum ki ya bu diyete başlayacaksan yeni hedefler koy kendine. Hedef şu. Doymak. Dengeyi tatlı bul. Tatlı isteği olmasın. Denge bul. Bitti. Dengeyi bul. Sonra küçük adımlar at. Tabii. Küçük adımlar, bebek adımı. Bakın, bir bebek ilk önce ayağa kalkıyor, ondan sonra yavaş yavaş yürüyor, sonra koşturuyor. Peki bunda bunu sağlayan nedir biliyor musun? Kasların güçlenmesi. Çünkü kaslar güçlendikçe adımları kolaylaşır. Bizim de hedefimiz sindirim sisteminin güçlenmesi. O zaman her şey mükemmel oluyor. Sonra gerçekçi, hatta heceleyerek söylüyorum, gerçekçi. Hedefler. Hocam 50 kilo yani çok gerçekçi hedef, çünkü onun vermesi gereken 50 kilo. Başka bir yolu yok ki. Siz bir bebek doğduğu zaman gerçekçi hedefiniz nedir? Makul bir boya gelmesi, makul bir kiloda olması, değil mi? Şimdi, büyümesi. 3 hafta 21 gün çok kritik bir süre. İnsanın tat damarcıklarının dahi değiştiği süre. Evet. Diyoruz ki aşırı yağlı mı yiyorsun? Azalt. Şekerli mi yiyorsun? Azalt. 21 günde bir diyete, bir vücutsal adaptasyona, bir dengeye ulaşmaya niyeti bozmadıysan ben bu işi sürdürebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Biz sizin diyoruz ki 21 gün boyunca konsantre olup da her şeyi mükemmel yapmak yerine ilk 21 gün düşünün, yapabildiğiniz kadarını yapın, kendini strese sokmayın, zorlamayın da ilk 21 gün 3 tane mi yanlış yaptınız? İkinci 21 gün 2 tane yapmayı hedefleyin. Yani hedefiniz o olsun. Üçüncü 20 gün hiç yanlış yapmayın. Peki. Tuğba Hanım ne kadar yanlış yaptın? Bir kere yanlış yaptım. Ha, öyle bir kere kuralı için. Bir kere yanlış yapmadı. Ben biliyorum. Bir kere sarma yemiş. O yanlış. Başka. Bir dakika, sarma hikayesini dinleyelim. Nasıl oldu? Gece 11'di. Oğlumun canı çekti. Kaçtı? Gece 11'di. Oğlumun canı çekti. Ben de yaptım. Yaparken artık dayanamadım. Bir tabak ben de yedim. Ve ertesi bir tane değil. Hayır, bir tabak yedim. Sonra? Sonra sabahleyin pişman oldum. Doktor beyi aradım. Söyledim. Affet. Şöyle. Biz diyoruz ki bu tür konularda unutun diyoruz. Bir zararlı yiyecek, yani basit karbonhidrat, vücut için günahtır. Sağlıklı olan besinler de sevaptır. O zaman günah işlediysen sevabı arttır dedim. Daha evet. Çok yemek ye, o günahı işleme bir daha. Daha çok yemek ye. Aynen öyle. Onu gidermeksin, doğru olanı yapman lazım. Daha çok doğru yaparsan yanlış yapmamaya başlarsın. Çünkü vücut, ne dediniz, tat tomurcukları işliyor. Vücut doğruyu öğrenmeye başlar. Peki bir tane hata değil, başka hatalar da yaptınız. Başka hatalar da mesela şimdi hocam diyor tatlı yedim ne yapayım, unut diyorum. Unut, çok unutacak şey yaparsan küçülmeyi de unut. Evet. Bu kadar basit. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Tuğba Hanım, size emanet programı uzaktan evet, da olsa takip eder, şehir dışında çünkü. Mutlaka bunu çözeriz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Emeklerinize sağlık. Tuğba Hanım, seni göndermiyoruz bu programı. Sürdürmenin, hatta yapmamanın yollarını konuşacağız birazdan. Tabii ki. Değerli izleyenler, diyete başladınız. Hangi durumlarda genelde vazgeçiyorsunuz veya bırakıyorsunuz? Sizlerden dinliyoruz, sonra buradayız. Diyete başladığınızda hangi durumlarda diyetinizi yarıda bırakırsınız? Diyete hiç başlamıyorum. Genelde sağlıklı besleniyorum yani. Dikkat ediyorum. Meyve, sebze ağırlıklı. Başlamazdım ki. Başlarsam bilmiyorum hangi durumda bırakabilirim. Acıkınca bırakırım herhalde. Başlayamıyorum. Görüldüğü gibi. Diyetlerimi şöyle. Sabah öğünümü çok güzel yiyorum. Öğleye geçtikten sonra hemen bir şeker düşüklüğüyle hemen kesiyorum. Açıkçası hiç yapamıyorum, beceremiyorum. Çikolata gördüğüm zaman bırakırım. Dayanamıyorum. Yani olağanüstü bir durum olunca veya
şey zorlandığım zaman bırakıyorum. Vazgeçmek en kolayı, ancak diyete başlarken diyoruz ki hep o diyete başlamak aslında bitirmenin veya bu işten vazgeçmenin en önemli kararı. Kısacası bir şeye başlamayacağız. Ne yapacağız? Arkamdaki mesaj en önemlisi. Fabrika ayarlarına geri döneceğiz. Kısacası bir yaşam tarzı oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu oluşumda programın başında söylediğim gibi 21 gün aslında önemli bir mesafe. Bu mesafeyi kat ettikten sonra ve elde edilen başarı sürdürülebilir olmasını sağlayacak bu zayıflama planının. Fakat arada canımız sıkılmıyor mu? Arada kaçamak yapmıyor muyuz? Veya eski bağımlılıklarımıza elimiz gitmiyor mu? İşte burada bazen de destek lazım. O destek de bugün stüdyoya geldi. Elif Özaray bizlerle birlikte. Motivasyon koçu, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sizden hanım. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Tuğba Hanım güzel bir maratona başladı. 8-8,5 kilodayız şu anda. İyi çok gidiyor. Güzel. İyi gidiyoruz. Giymediği kıyafetlere girebilmeye başladı. Evet. Ama bunu devam ettirmemiz lazım. Evet. Diyette motivasyonun altın kuralları veya altın öğütleri nelerdir? Motivasyon dediğimiz şey bir güdü. Tamam mı? Güdülenmek. Ne kadar başarılı olursan o kadar daha fazla güdülenirsin. Altın kural bu. Vazgeçmemek ama acele de etmemek. En önemlisi bu. Yani koştuğumuz hiçbir yer yok. Yetişmemiz gereken bir yer de yok. Acelemiz de yok. Hikaye hep aynı. Şu kadar senede şu kadar kilo aldım. Yani diyor ki 10 senede 10 kilo aldım. Ama istese 1 senede bu 10 kiloyu çok rahatlıkla verebilir. Yani 21 günde 8,5 kilo, öyle değil mi? 116'dan 8,5'a düştüm. Ya inanılmaz. 8, evet. 108'e düştü 116,5'tan. Tamam. 8,5 yani. İşte böyle her ay 3, 5, 5, 3 derken bir bakacağız bitecek. İnşallah. Ne yapacak? Buzdolabına mesela resim mi yapıştırsın veya işte yatağının başına bir şey mesela giymek istediğin, giymekten çok hoşlandığın. Ya biz genelde şey tavsiye ediyoruz. Bir beden küçük alın. Şöyle yavaş yavaş çeke 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 çeke. Yani artık o böyle son artık kapanana kadar orada artık her şey bitiyor. Bir beden küçük almak her zaman motivasyonu arttıran bir şey. Mesela Tuba Hanım dedin ki ben bu kıyafete giremiyordum. Girdim. Evet. Ama oldu mu? Oldu. Ama daha döküm döküm dursa daha iyi olurdu. Tabii evet. Tabii ki de salaş durması lazım. Biraz daha vermem gerekiyor. Biraz daha salaş durması lazım. Bol durması lazım. Ve bunun için sizinle beraber yol alacağız inşallah. İnşallah. Vallahi o da destekler. Hiç bırakmaz. Aynen. Dedi ki sana iki tane içecek getireceğim. Sen beni anlamayacaksın dedi içinde ne var diye. Lütfen buyuralım. Elif Hanım'ın masasına şöyle. Evet, siz de lütfen böyle. Aynen. Şimdi Elif Hanım burada iki içecek getirdi. Dedi ki hocam içindekileri sen bile tahmin edemezsin. Dedim ki ya biz birazcık anlarız ya bu işten, koku kabiliyetimiz fena değil. Tat konusunda da Tuğba Hanım tadar. Bakalım. Birinciyle başlayalım mı? Koklayabilir miyim? Tabii sen tabii hocam. Evet. Evet, tanıdık bir koku. Önce ne kokladığını söyle lütfen. Yani biraz muz kokusu alabiliyorum. Onun dışında bir şey alamıyorum. Şöyle biraz sallayalım. Tamam. Bir daha koklayalım. Şöyle. Buraya geldi. Bolca. Ama muz. Tıkandı. Tarçın. Tarçın geldi. Var mı tarçın? Yani biraz kokusunu alabiliyorum. Tadına bakar mısın? Ben çıkaramadım. Doktor Bey çıkardı. Muz. Muz. Muz, tamam, peki. Peki. Buraya geçelim. Geçelim. İçindekini sonra açacağız. Sonra. Kutuların içinde içindeki altın maddeler saklı. Evet, ikincisi. Şöyle gene bir sallayalım. Şu aşçı gibi şöyle şöyle yapıyorlar ya yani. Ot kokuyor. Biraz ıspanak gibi. Evet. Pırasa da olabilir. Yani maydanoz mu acaba? Kereviz mi? Bilemem. Brokoli var. Yok canım, bilmiyorum. Yeşil bir şeyler yani, en azından yeşil. Yani görüş olarak yeşil yani. Tadına bakmak ister misin? Bunu beğenemedi, beğenemedi. Bu diyor, adam uymadı galiba adam aktarı. Uymadı mı? Lezzetini beğenmedi. Hiç içemez miyiz böyle bir şey? Yani mecbur kalırsak için. Mecbur, tamam. Bunu mecbur kalırsak dedi. Bu tamam. Artık sonra ama herkesin tadı farklı. Herkes başka bir şey istiyor olabilir.
Elif diyor ki, bazı kişiler diyor, onlara diyor hocaların tavsiye ettiği diyor gıdaları diyor yerken canları sıkılabiliyor. Değişiklik yapmak istiyorlar. Bu değişikliği de öyle bir harmanlamak istedim ki yani farkındalığı böyle farklı bir noktaya bizi götürsün. İçinde ne var merak ediyor musun? Evet. Kaldıralım mı? Ana madde neymiş? Neymiş? Elif Hanım, ben mi yapayım? Sayıyoruz. 3, 2, 1, tararam. Yumurta. Yumurta. Var mı yumurta? Ben kokusunu almadım. Hayır, ne tadı ne kokusu kesinlikle yoktu. Benim yumurtayla pek aram da yok. Yani dolayısıyla direkt kokusunu alırım ama hiç anlamadım. Hayır, yoktu. Yani ne kokusundan anlayabildik ne tadından kesinlikle anlamadım yani. O halde yumurtayı nasıl sakladığımızın tarifini birazdan vereceğiz. Diğer kutuda ne var bakalım? Başlıyorum. Bir, iki, üç. Aa, yeşil mercimek. Ya, ya, ya. Hiç alamadım tadını. Evet, zaten alamayın diye yapıyoruz. Evet, zaten alamayın diye. O halde gel mutfağa geçelim. Kesinlikle hiç tadını alamadım. Elif Hanım buyurun. Mutfağa geçiyoruz. Probiyotikleri konuştuk. Manavra yolundan konuştuk. Mutfakta diyet yaparken canımız sıkıldı. Alternatiflerimiz neler olabilir? Motivasyonumuz açmasın ya. Bugün onu yemeyeceğim yerine bunu yiyeceğim dediğiniz ne var? Bakalım. Beyaz içecekler ve yeşilin içindekiler neler var bunlarda? Az önce o yumurta olanın içerisinde bunlar var. Muzumuz var, bademimiz var, tarçınımız var ve sütümüz var. En azından doğru bildik ya. Yani muzu ben tarçın vermedim. Muz senden evet, geldi. Ama. Evet. Ama yumurtayı ama saklayabilmeleri bunu... ilginç. Evet, yani. Sadece beyazını haşlanmış kullanıyoruz bu arada. Sarısı olsa kokusunu alırsınız ama. Hiç tad alamadık hiç. Evet, sadece beyaz varmış. Sadece beyazı var. Hmm. Sarısı olsa gelir ama tadı. Belki de. Evet. Belki iyi bir protein. Spor yapıyorsan, yürüyüş yapıyorsan şart. Genelde kahvaltıda tüketiyoruz bunu. Ben genelde yumurta yemeyenlere de bunu böyle sunuyoruz. Bunu kıtlık esnasında kullanabileceğini ifade etti. Yani hani çok zorla kalırsın diye. Siz hangi dönemde tercih ediyorsunuz efendim? Şöyle, çok merak ettim. Yani. Ben bunu akşam öğününde tüketiyorum. Orada aslında seni rahatsız eden tat bu oldu. Zencefil. Zencefil oldu. Eğer içerisinde zencefil olmasaydı mercimeğin tadını alabilirdim. Ama birçok kişi bakliyattan hoşlanmadığı için biz onu böyle baskın tatlarla bastırmaya çalışıyoruz. Tuğba'nın motivasyonu kaybolmasın diye sana emanet etmek istiyorum. Tamam. Ondan sonra arkadaşlarınla birlikte bu serüvende onlara hepsine birlikte nasıl eşlik ediyorsan Tuğba'da. Eti de benim, kemiği de benim. Yani, tamam. Şimdi Fevzi Hoca var. Et kemik konusunda pek girmek istemiyorum. Motivasyon anlamında. Ama motivasyon anlamında senin olsun peki. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Tuğba Hanım, devam edeceğiz daha. Tamam. Merak ettiğim özellikle bir soru var. Onu konuşacağız. O sorunun cevabını arayacağız. Tamam. Peki. Hiçbir yere ayrılmayın. Polikistik over sendromu. Biliyor musunuz? Bakalım size sorduk. Cevaplarıyla karşınızda olacağız. Polikistik sendromu nedir biliyor musun? Biliyorum, kadınsal bir hastalık. Rahimde çıkan miyom gibi bir şeyler işte. Hayır, bilmiyorum. O ne demek? Kadınlarda görülen adet düzensizliği oluşan, genelde genç kızlarımızda görülen bir kisttir. Kadınlarda rahimde olan bir kist. Kadın sağlığıyla ilgili bir durum ancak ki tam bir bilgim yok. Doktor geldi ya, polikistik over sendromu ile devam ediyoruz ve stüdyo konuğum kadın ve doğum hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Gazi Yıldırım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler Halit Hocam. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi çok kritik bir konu. Çünkü zayıflamak isteyen kadınlarda karşılaşabildiğimiz bir tablo aslında bu. Tuğba'yı takip ederken işte takip ediyor ama bir taraftan da gerekli tahlilleri de bir taraftan yaptık. Çünkü biliyorsunuz diyete başlamadan önce altın kural neydi? Acaba eşlik eden başka sağlık sorunlarımız var mı? Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Polikistik over şüphesi karşımıza çıktı. Artan bel çevresi, yağlanma, vücutta istenmeyen bölgelerde tüy artışı, T bölgesinde yağlanma, bel çevresi genişliği, kilo, hepsi beraberinde varsa, bir de bu kişi adet düzensizliği falan tarifliyorsa o zaman polikistik over bizim aklımıza geliyor. Ama temelde neden böyle oluyor onu bilmiyorum. Fakat insülin direnci mekanizması, metabolik sendromda bahsetmiştim değerli izleyenler, bel çevresinin genişliği. Şimdi yağ doku, içi boş, globüller var, yağ doku. Yağ dokuyu böyle. Yağ dokunun içi yağ ile doluyor.
Ama bu yağların içerisine hapsolmasını sağlayan ve sonra da kullanılamamasını sağlayan, vücudukta da büyümesini sağlayan, kısır bir döngüye girmesine sebep olan insülin direnci ve leptin duyarsızlığı. Dolayısıyla biz öyle bir noktaya geliyoruz ki aslında kilo almayla birlikte hormonal sistemimizin dengesini bozuyoruz. Ya kilo, evet fazla kilolu olmak, obez olmak hormonlarınızın dengesini bozar. Nasıl bozar? İşte karşımıza kadınlarda özellikle polikistik over sorunuyla birlikte çıkıyor. Erkeklerde artan göbek yağı aromataz enzimiyle erkeklerin de testosteronunu azaltıyor, östrojene dönüştürüyor. Erkeklerde de bunun üzerine kas kitlesinde azalma, yağ dokuda artma gibi sorunlar da yine karşımıza çıkıyor. Ama kadınlardaki durum daha da farklı. Hem üretkenliğe engel hem de sürekli devam eden ve karşılıklı işleyen bir hormon mekanizması sayesinde de zayıflamaya da engel. O halde polikistik over nedir hocam? Evet. Şimdi aslında polikistik over yumurtalıklarla sınırlı olduğu düşünülen, halbuki yumurtalıklarla olan sınırı sadece buzdağının görünen kısmı olan bir metabolik hastalık. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında niye oluştuğu çok bilinmiyor. Çeşitli mekanizmalar, genetik faktörler, çeşitli enzimlerin az çalışması suçlanmış olsa da son yıllardaki en popüler mekanizma insülin direnci. İnsülin direncinin, çünkü insülin reseptörleri, insülin benzeri büyüme faktörü reseptörleri yumurtalık dokusunda çok fazla ve yumurtalık dokusunun iç fonksiyonlarını sürdürülmesinde önemli görev görüyor. Bu metabolizmadaki bozukluk, bu mekanizmadaki bozukluk bu hastalığın fizyopatolojisini oluşturuyor. Hastalığın aslında görünen şeyleri var, bir de görünmeyen, gelecekteki yaşamı etkileyen, metabolizmayı bozan hallerinden dolayı oluşan sorunları var. Görünen kısımları bu yumurtalıkların içindeki küçük kistlerden salgılanan çeşitli erkeklik benzeri hormonların ve sürekli bir şekilde artan östrojenin oluşturduğu sorunlar. Bu 10 kadında bir görülüyor. Sık da gözüküyor. Çok sık. %10 sıklığı toplumda. Özellikle toplumun genel popülasyonunun obezite oranı arttıkça hastalığın oranı artıyor. Hastalık çok ilginç bir hastalık. Kısır döngü oluşturuyor. Kiloya yol açıyor. Kilo da polikistik overi tetikliyor. Polikistik over kiloyu, kilo da polikistik overin tetiklendiği böyle bir açmaza giriyor. Bir kısır döngü var yani. Kısır döngü var. Bir yerden kırmak gerekiyor bunu. Tekrar söyleyeyim. Aslında senin çoğunlukla bahsettiğin o sivilce, akne, saç dökülmesi, erkek tipi saç dökülmesi, kelleşme, kıllanma, özellikle androjenik bölge dediğimiz yüz, sakal, göğüs arası, karın bölgesindeki erkeklik hormonların etkisiyle oluşan kıllanma, tüylenme artışı ve adetteki gecikme gene buzdağının görünen kısmı. Aslında o kadar çok metabolik sorunlara yol açıyor ki bu hastalık. Ateroskleroz riskini arttırıyor, obeziteyi tetikliyor, metabolizmayı bozuyor, kalp krizi riskini arttırıyor. Kalp damar hastalıklarını arttırıyor. İlerleyen dönemlerde, ilerleyen yaşlarda özellikle sürekli östrojenin yüksek olmasına bağlı. Çünkü yumurtlama olmuyor burada Halit Hocam ilginç peki, bir şekilde. Peki yani siz daha önce mesela iki çocuk var değil mi? Hamile kalmadan önce kilonuz nasıldı? 55-65 arasıydım. Zayıftı evet. Yani aslında evet. O dönemde. Evet o dönemde zayıftım. Sonra kilo aldım. Bir daha çocuk olmadı. Sonra tekrar zayıfladım. Evet. İkinci çocuğuma hamile kaldım. Ya. Sonra bir daha hamile kalamadım kilodan dolayı. Ya şu kısır bir döngü var çok dedim net ya kilo. Ediyor, değil çok mi? Çok evet. Direkt yani polikistik overdeki o mekanizma tarifleniyor. Çünkü yağ dokusu artar, insülin direnci oluşursa yumurtlama fonksiyonu bozuluyor. Dedim ya bunun ilerideki tezahürü şöyle oluyor. Evleniyor kişi çocuk sahibi olamıyor. Bir de evet. Polikistik overde en nihayetinde menopoza girdiğinde biten bir hastalık aslında. Ama menopoz döneminde gençliğinde polikistik over yaşamış kişilerin endometrium kanseri yani rahim kanseri olma ihtimali, meme kanseri olma ihtimali kendi yaştaşlarına göre polikistik over öyküsü olmayan kadınlara göre en az 5 ile 10 kat artıyor evet. İlerleyen yaşlarda. Bu da gelecekteki olarak. Risklerini yani bu hastalığın ortaya çıkıyor. 6 senedir çocuk istiyoruz ama. Bir daha üçüncüye. Hadi hayırlısı inşallah. Hayır yani üç de zaten. 3 de olsun 4 de olsun inşallah. Yani önemli olan tabii büyütebilmek, bakabilmek, sahip olabilmek. Her isteyene Cenab-ı Allah nasip etsin diyorum.
fark edebileceğiniz PCOS belirtileri, saç dökülmesi veya kellik, akne, yağlı cilt, kepek, derinin koyulaşması, insülin direnci olan kişilerde özellikle yelek kısmında. Yani kaplantı bölgelerinde yapılır. Koltuk altında, meme altında, uylukta. Deri kalınlaşır. Aslında akantozis nigricans denir buna. Aynen. İnsülin direncinin bir ciltteki yansımasıdır o. Bu ayrıca hiperandrojenizmin bulguları oluşur burada. Hiperandrojenizm testosteron ve erkeklik benzeri hormonların artışından kaynaklanan bu bahsettiğiniz bulgular. Ve insülin direnci test yaparsınız, insülin direnci vardır. Hayır-Ehn sendromu, eski metabolik X diye geçerdi bunun tam adı konulmadan önce. Bu deri kalınlaşması çok artık olayın çok ilerlediğinin bir göstergesi. Evet, şey, bu tabloda bir de hirsutismus çok görülüyor. Hirsutismus, kıllanma yani. Kıllanma ama yani böyle basit bir kıllanma değil. Tuba Hanım, yüz bölgende kılla ilgili bazı sorunları var. Bu kilolu olduğun dönemde mi böyle çok? Çoğunlukla bu yön, evet. Sonra peki bu direnç miraç düzelince, kilo verince, inşallah bunların üstesinden gelince... Bu tip şeyler, belirtiler düzeliyor şey, mi? Birçok belirtiler sönüyor zaten. İnsülin direnci düzeliyor. Polikistik over azalıyor. Yumurtlama başlıyor tekrardan. Adet döngüsü tekrardan başlıyor. Tedaviyle bile gebe kalamayan insanlar kolayca gebe kalıyorlar kendiliğinden. Tedaviye ihtiyaç duymadan. Yani bu mekanizmaları kırmadan zaten herhangi bir şey sonuç almak da mümkün değil. Evet. Şimdi burada en kolay kırılabilecek mekanizmanın da aslında... İnsülin direncini yenmek olduğu söyleniyor. Çünkü doğrudan işte yumurtalıklarınıza belki veya o bölgede üretilen hormonlara müdahale etmek daha zor veya daha komplike ilaçlar gerektirebilir. Bilmiyorum. Veya daha yan etkileri olabilir. Ama kişi azmedip mesela zayıflamaya çalışsa iyi de zayıflayamıyorlar aslında. Yine ya destek şöyle, gerekli. Kesinlikle destek gerekli. Şimdi polikistik overli hasta girdiği zaman içeriye direkt ilaca saldırmıyoruz biz. Ya en yanlış şeylerden biri o. Birinci basamak kilo verecek. Kolay değil, yardım alması lazım. Diyetisyen, yaşam koçu, çeşitli insülin duyarlılaştırıcı ilaçlar. Çünkü insülin direnci ne demek? Hücrelerde, reseptörde problem var. Kişinin kendi insülini yükseliyor. Aslında diyabet, prediyabetik bir durum yani bu. Tabii. Önce kilo verecek. Ama yeter mi Halit Hocam? Yetmez. Şimdi kilo verirseniz sadece... Yağ kütlenizle birlikte kas kütleniz de eriyor. Aslında insülin direnciniz değişmiyor yani. Sizin insülin direncini kırabilmeniz için kilo verirken aynı zamanda spor yapmanız lazım, kasınızı arttırmanız lazım. Kas artmazsa sadece kilo verirseniz insülin direncini çok kıramıyorsunuz. Zayıflıyorsunuz ama insülin direnci devam ediyor vücudunuzda. O yüzden bir diyet, iki spor, egzersiz. Üç ilaçlar ancak. Aynen. 4 cerrahi. Böyle giden bir sıralama var bunun tedavisinde. Polikistik overde mesela evet spor yapalım, diyet yapalım, işte şeker veya insülin duyarlılaştırıcılar kullanalım. Doğum kontrol hapı kullanımı da geçer mesela. Evet, şimdi şöyle aslında burada sorun ne? Temel sorun o yumurtalık dokusunun folikülleri üretmesi ama bu foliküllerden birinin büyüyüp yumurta oluşturup atılamaması. Yani yumurtlamama sorunu temelde. Yumurtlama olamayınca vücutta sadece östrojen yüksekliği oluşuyor. Aynı zamanda o küçük foliküllerde erkeklik hormonları da sentezleniyor. Kadınlarda bu androjen denilen erkeklik hormonlarının yarısı böbrek üstü bezinden sentezlenir, yarısı yumurtalıklardan sentezlenir. Burada foliküllerin sayısı artınca relatif olarak, göreceli olarak testosteron yüksekliği çıkıyor. Zaten kadında serbest dolaşan testosteron %1'dir. Biz erkeklerde serbest dolaşan testosteron %2'dir. Kadınlardaki testosteron bir puan da artıyor, %1 daha artıyor. O zaman hirsutizm oluyor. O zaman yani, ne oluyor? Erkekte aynı orana çıkıyor. İşte neredeyse. Bu, aynen öyle oluyor. Oradaki çok hafif bir oynama aslında. Bu kırlanma, tüylenme, akne, sivilce, saç dökülmesi yapıyor. Şimdi sorun yumurtlayamama olduğu için biz yumurtlamayı taklit etmemiz lazım. Eğer kişi çocuk istiyorsa o zaman ona yumurta arttırıcı tedaviler vereceğiz. Gebelik sahibi yapacağız. Gebe kalmasını sağlayacağız. Eğer kişi bekarsa gencecik çocuklar geliyor polikistik over. Yeni adet görmeye başlamış polikistik over. O zaman onlarda yumurtlama ne? Yumurtlama sonrası vücutta ne oluyorsa ona benzer bir fizyolojik döngü oluşturmamız lazım. İlk tercihimiz de ya aralıklı olarak progesteron hapı vermek ya da doğum kontrol hapı dengelemek yani. Evet. Şimdi peki mesela PCOS'ta bizi izleyen polikistik over sevgili takip eden
hastalığımız olabilir. Her zaman bu kısır döngüyü kırmak veya işte zayıflayabilmek, sonrasında işte polikistikten kurtulabilmek her zaman çok mümkün değil anladığım çok kadarıyla. Çok dirençli polikistik over vakaları da var gerçekten. Ama buna rağmen çocuk sahibi olmak isteyen insanlar da var. Evet. Yani burada alternatif ne üretiyoruz, çözüm ne üretiyoruz? Şöyle, şimdi polikistik over yumurtalık rezervi azlığından daha iyi bir çocuk sahibi olabilmek için şansı daha yüksek. Çünkü çok fazla folikül var yumurtalıklarında. Bu kişilerde basamaklı tedavi yapıyoruz. Önce duran mekanizmayı çalıştırmaya çalışıyoruz. Yani yumurtlama ilaçları, haplar, basit tedaviler, çatlatma iğneleri. Bunlarla olmazsa bu sefer aşılama tedavileri yapıyoruz. Gene olmazsa tüp bebeğe geçiyoruz. Bazen Halit Hocam tüp bebekte başarı elde etmek mümkün olmuyor. Çünkü çok dirençli oluyor. İlaca cevabı olmuyor bu kişilerin. Ya da çok aşırı cevabı oluyor. İşte çok sevmesek de o zaman bunlara cerrahi yapıyoruz. Bu polikistik overlerin bir kısmını söndürüyoruz. Bir kısmını lazerle ya da çeşitli yöntemlerle yakıyoruz. Yumurtalıkları daha ilaçlara duyarlı hale getiriyoruz. Bazen sistem kendiliğinden de çalışıyor bu işleri yaptıktan sonra. Son seçenekler olarak bunları yapıyoruz. Çünkü bu yaptığımız işlemin yumurtalığı tahrip etme özelliği var. Bu da ileride erken menopoz riski doğuracağı için bunu genelde çok dirençli vakalara saklıyoruz bu yöntemi. Evet, tüp bebek şansı da var ama. Tüp bebek şansı çok yüksek bu hastalarda. Yani bu grup insanda. Evet ama ben yine de belki de yani bir süre en azından sağlıklı kilo noktasına gelebilene kadar uğraşmayı her zaman %80'i kendiliğinden gebe kalır polikistik overin eğer uygun kiloyu vermişse. Ya bence çok önemli. Hiçbir tedaviye ihtiyaç duymaz yani gebe kalır. Polikistik over sendromunun kilonuzla gizlice uğraşmasının 5 yolu. Yani bunları yapıyor. O yüzden aslında bugünkü kilomuzdan çok da vazgeçemiyoruz noktadayız. İnsülin direnci olma ihtimaliniz yüksek ki sizde var. İnsülin direncini kırmamız gerekiyor. Ya beslenme şeklimizle kıracağız veya beraberinde egzersizimizle kıracağız. Yetmiyorsa ilaç desteğine ihtiyacımız var. Bugün 8,5 kilo verebilmiş olmanız bile aslında çok güzelmiş. Başarabileceğimizi tabii gösteriyor. Aynen. O yüzden iyi yoldayız. Doğru. İki, depresyon eğilimi yapabilir bu tablo. Yani artan hormonal imbalans, dengesizlik kadınlarda bu soruna da yol evet, açıyor. Evet hocam, gencecik çocuk. Şimdi polikistik over var, sivilce var, akne var, okula gidiyor, kırlanma var, tüylenme var. Depresyon olmaması mümkün mü? Tabii. Yani özgüvenini sarsan bir cilt bulguları oluyor kişide. O yüzden depresyon bundan dolayı da oluyor. Evli, çocuk olmuyor, depresyona sokuyor. Tabii şimdi konuşmak istemiyorum şimdi televizyonda ama kıllardan falan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Kilo var, depresyona giriyor. Özgüveni bozan bir hastalık yani. Yani evet. Ya erkek gibi kendini hissediyorsun mesela. O da özgüveni kırıyor zaten. Evet. Ne yapıyorsun? Düzenli kesmek zorunda falan mı? Tabii ki de canım yani. Haftada bir kuaföre gitmen gerekiyor ya da alman gerekiyor. O da kaynak özgüven burada değil aslında. Kaynak yumurtalıklarda, vücutta. O evet kaynağı kurutmadıktan sonra burada pansuman tedbirler çok da işe yaramıyor burada. Evet. Metabolizmin hızınız yavaş. Yavaş. Evet. Az kilo veriyor. Insan. Evet. Vücudun daha fazla yağ depoluyor. İlk anlattığı mekanizmayla insülin direnci, leptin direnci beraber çalışıyorlar. Yağ dokudan hapsoluyor ama enerji için veya doygunluk için oradan dışarıya çıkamıyor. Aynen. Orada kalıyor, büyüyor. Açlık hormonlarınız da tabii ki sorun olabilir. Bu da beraberinde evet, yaşanan bir sürekli sorun. Sürekli yemeği getiriyor. O da sürekli karbonhidrat evet ihtiyacı hissediyor insan. Burada insülin direnci olunca hücresel açlık olur. Evet. İnsan sürekli tatlı yemek ister. Burada ne diyor? Bak hoca diyor ki karbonhidrattan uzak duracaksın. Basit meyve şekerini bile istemiyor. O yüzden çok doğru bir sıralama her zamanki gibi Halit Hocam. Şimdi bu sebeple madem bu maratona çıktık Tuğba Hanım, madem Fevzi Hocam ilgileniyor, madem yanında arkadaşlarım var, bizim ekip arkadaşlarımız işte motivasyon ekibinden sizlerle birlikteler. Polikistik işini de bizim bir taraftan çözmemiz lazım. O yüzden İstanbul'dayken hocama da muayene yerimi, olacak. Vakartımı vereceğim. Aynen. Hastamız muayene, gelsin. Muayene olacaksın. Sonra gerekli ilaçları da belki insülin duyarlaştırıcılar da filan desteklenebilir diye düşünüyorum. Seve seve. Ondan tabii sonra takip edeceğiz kombine. Bu işi başaracağız. İnşallah. Hedeflediğimiz kaçtı? 50-55 kiloydu. Buna lazım inşallah ulaşacağız. Seni ilk o doğum yapmadan önce, gebe kalmadan önceki döneme inşallah götürürüz. Yine bir programa çıkarız değil mi Halit Hocam? Kesin. Güzel. Kesin. Bu serüvenin sonunda beraberiz yine. İnşallah en son. Yani
zayıflama resimlerim vardı. Onlara geri dönebilmek için size ilk geldiğimde göstermiş olduğum bir etek vardı. Onun içine girebilmek için inşallah. Çok güzel. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Beraber bu serüvende beraber olmaya devam edeceğiz. Değerli hocam, katkılarınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür emanet, ederim. Hastamız. Başımızın üstüne. Sağ olun. Ve değerli izleyenler, Doktor Geldi de bir bölümün daha sonuna geldik. Polikistik over, daha çok konuşacak konu var bu konuyla ilgili. İnşallah ilerleyen günlerde tekrar beraber olacağız, anlatacağız merak ettiğin sorularınızla. Şimdiden ekranlarınıza gelen iletişim kanallarımızdan bizlere yazın ki sizin merak ettiklerinizi o programlarda cevaplamış olalım. Ve bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıklı kalın efendim.